Hermetaş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam ediyor. Evet, programımızın ikinci bölümüne ne yaparak başlıyoruz Hasan abi? Su. Yok. Verelim Mustafa'cığım Galatasaray'ı. Bir böyle keyfimiz yerine gelsin. Verelim lütfen. Evet, Galatasaray dün akşam Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Ancak UEFA'ya katılamıyor. Bir yıl cezası şimdi var. İşte kupa finalinden şimdi görüntüler. Önemli olan Galatasaray'ın bu kupayı alması mı, yoksa önemli olan Fenerbahçe'nin alamaması mı? Tabii ki Fenerbahçe'nin alamaması. Yani mesela hangisi daha önemliydi? Mesela Samsun'la oynuyor olsaydı ya da herhangi bir takımda fark etmezdi yani. Bu görüntüleri mesela şu an yayınlatmazdım. Ya bu Fenerbahçe düşmanlığı içinize işledi kardeşim. Sizin. Sevmiyoruz abi, ne yapalım? Yani. Yahu sevmemek üzerine kurulu bir futbol taraftarlığı olamaz. Sevmek mesela, üzerine geçen kurulu. Geçen de biliyorsun Beşiktaş kupayı aldı ya da şampiyon oldu diye sevinmedik. Fenerbahçe olmadı diye sevindik. Duydun ne diyorum sana? Kendinizi terbiye edin, ruhunuzu terbiye edin. Niye edelim ya? Sevmemek üzerine kurulu bir futbol taraftarlığı, bak, kulüp taraftarlığı bak, olamaz. Ya bunlar güzel. Sev Galatasaraylısın. Takımın kupa kazandı. Çok kötü gittikleri bir sezonu kupayla kapattılar. Ona seviniyoruz, o ayrı bir şey ama Fenerbahçe'nin almayışı daha güzel bir şey. İşte böyle bir şey olur mu? Olur. Böyle bir mentalite bak, olur mu? Ben sana bir şey söyleyeyim. Şu kareye, şu fotoğrafa Fenerbahçeliler hariç herkes sevinmiştir. Bak, bir de öyle bir durum var. Yani bırak. Ben sana dediğimde Antalya'da bu sezon Beşiktaş'ın şampiyon olacağını zaten biliyordum. Onun için kıymeti yok. Bana nereden biliyordun dedin. İşte bundan dolayı biliyordum. Ya onunla ilgili bir izleyicimiz de bir şey yazmıştı. Beşiktaşlı olmak böyle bir şeydir işte falan filan. Nasıl diye. Bir şey? Ne bileyim. Onunla ilgili bir şey yazmıştı birisi de. Unuttum şimdi. Bakarım birazdan. Her neyse. Bak başka bir ben şey. Ben Beşiktaşlı değilim. Ben Galatasaraylıyım. Biliyorum. Çok değerli bir şey söylüyorum şu anda bak. Farkında değilsin. Şimdi izleyenler tabii diyecek nasıl Galatasaray'ı şu bu? Görüntüye, Fenerbahçe düşmanı değil, Beşiktaş şampiyon olacaklar falan filan. Ha, şu görüntüye Fenerbahçeliler hariç herkes sevinmiştir diyorum. Yani Galatasaray'ın alması için aldığından dolayı değil. Yani mesela Fenerbahçe, Beşiktaşlısı da ne bileyim Trabzon herkes sevinmiştir. İşte bu doğru bir şey değil. Benim de size söylediğim budur o kadar. Yani sana göre değil canım, bize göre. Nasıl bana göre değil ya? Fenerbahçe yani bir şeye, herhangi bir şeye Fenerbahçe bir Türk takımı nihayette. Ama o kendi başka nedenleri var. Herkesin nedeni var. Fenerbahçe. Ya işte, şimdi Aziz Yıldırım var. Mesela Aziz Yıldırım'ın işte dün akşam konuşmaları var. Galatasaray'ı şikecilikle şöyle buyla Aziz suçladı. Yıldırım, sen Ömer, şimdi Aziz Yıldırım'ın konuşmalarına bakarak Fenerbahçe düşmanlığını, içindeki Fenerbahçe düşmanlığını besleyebilin, büyütebilin. Ama bunu ayırt etmen gerekiyor. Fenerbahçe başka, Aziz Yıldırım başka. Aziz Yıldırım bugün için... Bilmiyorum da konuşuyorum. Aziz Yıldırım'la başlayan bir şey değil bu. Ali Şen'den başlayan bir süreç. Ömer Çavuşoğlu, Ali Şen... Ne bileyim öyle gidiyor. Faruk Ulgaz. Bu, sen hatırlıyor musun Faruk Ulgaz'ı? Faruk Ulgaz. Ne kadar beyefendi bir Fenerbahçe başkanı. O zamanlar sorun yoktu zaten. Ali Şen'den başlayan süreç dedim. 90'lardan başlayan tamam, bir süreç. Ama benzer süreçler yani Galatasaray'da da başlıyor. Gerçi çok şükür Galatasaray'ın yöneticileri beyefendi insanlar. En azından bak, şimdi. Niye ayrımcılık yapıyorlar? Fenerbahçe'ye ya işte adam bir şey söyledi mi? Bu Özbek beyefendi. Yani kılığı kıyafeti de böyle çok aristokrat gibi gözükmüyor sana. Ama bakıyorsun adam hani gayet soğukkanlı ve şu bu hiç böyle şeylere bulaşmıyor. Gayet efendi bir adam. Yani bundan çok memnunum ben. Neyse, doğrusu. Neyse onu boş ver. Biz memnun değiliz siz, o başkandan da. Ya şimdi, çünkü siz de Aziz Yıldırım'a Aziz Yıldırımca cevap veren başkan ararsınız. Yok, o başarıyla ilgili işte. Ligde nasıl başarıyla bu, ilgili? Ligde bu kötü durum falan filan. Ne, başkan kötü. Başkandan dolayı bu. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yoktur. Fatih Terim'le olan yolları. Daima şeyin faturasını bak, mali konularda bu iş böyledir. Böyle lay lay lom, güllük gülistanlık, bolluk dönemlerinin faturasını bir sonraki dönem ödetirler.
Bu Galatasaray'da öyle olduğu gibi borç alacak meselelerinde de öyledir. Tamam, gelelim. Bak Bankalar Birliği Başkanı ne demiş akşam oku. Aynı şeyi Galatasaray'a uyarla. Galatasaray böyle bir borç krizinin içerisine başarılı olduğu dönemler yüzünden düştü belki de. Ama bu doğru değil. Tamam. Şimdi bankalar... Çünkü tek başarı işte ya kupalar kaldırmak vesaire değildir. Yani kendi ölçülerin içerisinde, kendi kaynaklarını doğru yöneterek sürdürülebilir bir eğlence olarak görmek futbolu da bir başarıdır. Tamam, şimdi ben sana katılıyorum. Diğer taraftan da bu bir duygu meselesi. Ona bakarsan meselesi. Sen eğer öyle olsaydı bak, dünyada 10-15 tane takım var. O 10-15 kulübün dışındaki bütün kulüplerin kapanması lazımdı. Niye? Yani Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Messi. E diğerleri zaten hiçbir zaman onların yerine gelemeyecekler belki de. Neden? Ya bu bir endüstri oldu artık. Bu kaynaklarla da ilgili. İşte dolayısıyla 2000... o noktalara gelmek çok uzak bir hedeftir diye biz vaz mı geçelim? Futbol 2000 yılında... aynı zamanda bir eğlencedir. Bunu unutma. Bunu eğlenceden çıkarıp bunu kavgaya, savaşa dönüştürmenin i̇şte manası yoktu. Karıştırdın o. Bu işin eğlencesi de biraz da o rekabetle ilgili. İşte bu Fenerbahçe'nin böyle bunu eğlence almaması... mi olur? Böyle ruhunuzu böyle mi dinlendiriyorsunuz evet, Fenerbahçe'yi mutlu söverek? Ya, mutlu oluyoruz. Söverek değil, mutlu bak, oluyoruz. Bak şeyden ben de mutlu olurum. Neden? Ben akşam bu maçın ikinci yarısını bile izlemedim. Onu sana söyleyeyim. Birinci yarısını izledim. Uyudun mu? Evet, biraz kitap okudum, uyudum sonra. Evet. Dedim çünkü daha bir ilk yarı bittikten sonra tabii bizim bu iş bir saat var. Sonra aslında dayanamadım. Bilgisayardan kontrol ettim. Yani bak şimdi kupayı... anket yapalım. Mustafa hangi takımlısın sen? Galatasaraylı mısın? Beşiktaşlı mı? Fenerbahçeli mi? Ha, bak söyle. çocuğa biz ne yaptırdık ya? Evet, kusura tamam. Bakma Mustafa. Dolayısıyla şimdi sen mali disipline gel, mali disipline. Mali disiplin Galatasaray için de Fenerbahçe için de gerekir. Kakateci için de Türkiye Cumhuriyeti için de gerekir. Cem Kar'ın ailesi için de gerekir. Ha, bugün mali disiplin için bak bir şey yapıyoruz biz de. Sterlinden ayrılıp TL'ye geçiyoruz. Borcumuzu TL'ye tamam. Çeviriyoruz. Bunu herkese senelerdir söylerler uzmanlar. Hangi para cinsinden gelirin varsa o cinsten borçlan diye. Şimdi işte yeni bir taktik geliştirdik biz de eşimle konuştuk. Dedik ki TL kazanıyorduk, sterlin ödüyorduk. Şimdi sterlinden TL'ye dönelim ve artık euro ya da sterlin kazanalım. Becerebilirsen. Evet, onu deneyeceğiz yani. Şimdi senin atıfta bulunmaya çalıştığın konu Bankacılar Birliği, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Süleyman Erol bir açıklama yapmış Hasan abi. Borcunu hiçbir koşulda ödemek istemeyen bir avuç insan gereksiz gürültü koparmakta ve maalesef buna da siyasette karşılık bulmaktadır, diyor. Hükümetler ardı ardına hiçbir süre ve sınırlama dahi koymadan çıkardıkları borç yapılandırma yasalarıyla ahlaki zafiyet yaratmakta ve bu durum toplumda borcunu ödeyenin cezalandırıldığı gibi tehlikeli bir algı doğurmaktadır. Biz 2015 yılında sorumlu alacaklarımızdaki %20 artışı bununla açıklıyoruz, diyor. Burada duralım. Şimdi burada bir sonuç var. Bankaların sorumlu alacaklarında %20 artış var. Evet. Bu bir sonuç. Bankalar Birliği Başkanı diyor ki bunun nedeni yaşadığımız ahlaki zafiyettir. Ve bunu siyasiler yapıyor, diyor. Bu ahlaki zafiyet nedir? Hı hı. Yani borcunu ödersen cezalandırılın. Yani borcuna sadık kalırsan tık 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 aldım bir borç, ev aldım, araba aldım, iş yaptım neyse. Evet. Sadık kalarak borcunu ödersen günün sonunda borcunu ödemiş olursun. Ama eğer bir başkası borcunu ödemezse o kazançlı çıkar. Sen dezavantajlı olursun. Evet. Diyor. Tamam mı? Sen çok konuşuyorsun Hasan abi. Senin pilin hep bitiyor. Şu anda Hasan abi pili değil. Sen bitiriyorsun. Çünkü biraz da sen konuş ki benim de pilim şarj olabilsin. Evet. Tamam mı? Şimdi bu çok önemli bir şeydir. Çünkü ahlaki zafiyet evet. Uzun yıllar etkisini gösteren bir şeydir. İnsan davranışlarını etkileyen. Hani işte ekonomik kalkınma için falan
yani en temel ekonomi kitapları bile yazar. Yani işte girişimcilik, hukuk düzeni, evet, o hukuk düzenine bağlılık falan gibi şeyleri ortadan kaldırır. Bunu kolay kolay yerine koyamazsınız ondan sonra. Yani belki de çok aşırı tedbirlere gitmeniz lazım mesela. İşte bu şeyle ilgili mesela değil mi? Mesela yürüme ruhsatlarını çıkarmıyor insanlar. Nasıl olmasa polis kontrol etmiyor. Siz belki de 2-3 katı kontrol yapmanız lazım ki insanlar artık yani yakalanacaklarını ve bu yol ruhsatını çıkarmak gerektiğini öğrensin. Ben bir olay anlatmıştım burada, hatırlıyor musun? Şimdi bak, şeyle sana ilgili. Destek dur, bu çok önemli. Lefkoşa'da surlar içerisinde gidiyorsun, bir yer buluyorsun, arabanı park ediyorsun. Park etme yazıyor veya sarı park çizgi var, park ediyorsun, ceza ödüyorsun. Terbiye ediliyor. Sonra bu cezayı ödeyince idrak ediyorsun, ya işte bir park Lefkoşa'da 5 lira, 6 lira, 5 lira diyelim. Evet. 150 lira park cezası ödediysen yanlış parktan, ya ben zaten 30 defa normal parka girip özel veya belediyenin neyse 5 liralık park ücretini ödeseydim 150 lirayı ödemeyecektim. Yani bu terbiyeyi elde etmek bu kadar zor olmamalı. Ama neye zor? Çünkü bu laçkalıklar, işte birisi bir yere park eder öde, yani bir 5 defa park edip park edilmez defasının altına yazılmazsan 6.da yazıldığında biraz fenana gider. Dolayısıyla bu da ona benzer bir iştir. Bir sözleşme yapılmışsa, borç senedi de bir sözleşmedir. Evet. Bu sadakatle uygulanmalıdır. Yani sözleşmeye sadakat aslında ekonomik hayatın temelidir. Bu ister bankayla yaptığım bir sözleşme olsun, ister devletten aldığım bir ihaleyle ilgili yaptığım bir sözleşme olsun. Ama burada devlet çoğu zaman buna uymuyor ki. Ben biraz da bu olayı genellemek istiyorum. Çünkü Bankalar Birliği Başkanı tabii bankacılık üzerinden bakarak konuştu ama burada başka bir sorun var aynı Kuzey sorun, Kıbrıs'ta. Tabii aynı sorun her yerde sirayet ediyor. Aynı sorun her yerde var demek istiyorum. Sigortada da var. Başka vergi durumlarında hepsinde var. Sen ödeyen ödüyorsun ödüyorsun sonra bakıyorsun. Af çıkıyor. Faiz af. Başka bir şey. Bir şeyler çıkıyor. Bugünlerde mesela seyri seferi tartışıyoruz. Evet. Aynı şey. Bu seyri seferle ilgili de Mustafa... Hayır yani bu şeye dikkat çekiyoruz. Ve tabii ki Bankalar Birliği Başkanı Sayın Erol bunu siyasileri suçluyor açıkçası. Buna birisi cevap versin. Siyasilerden. Hadi çok merak ederim. Kim cevap verecek? Hani bu yasal düzenlemeleri ikide bir de yaptıran ekipler, siyasiler... Neredeyse hepsi yine meclistedirler. Yanlış söylüyorsunuz Sayın Erol, sizdedir problem diyebiliyorlar mı mesela Bankalar Birliği Süleyman Başkanı Süleyman Bey'e? Niye desinler ama şey de ortada kalıyor. Söylem de ortada kalıyor. Şimdi veya bu anlamda zaten siyasilerin bir... Hükümetler ardı ardına hiçbir süre ve sınırlama dahi koymadan çıkarttıkları borç yapılandırma yasaları ile ahlaki zafiyet yaratmakta diyorlar. Yani bu çok büyük bir suçlamadır anlamını bilenler için. Tamam. Şimdi bu seyri seferle ilgili bugün Havadis Gazetesi, suya geleceğiz efendim. Suyu konuşacağız. Havadis Gazetesi küçükler büyükleri ödeyecek dedi. Ve bununla ilgili de seyri sefer araçlarının akaryakıta aktarılması konusunda hükümet yetkilileri sona yaklaştı. Yeni düzenleme ile az ödeyen daha fazla, çok ödeyen daha az ödeyecek. Vatandaşlarsa akaryakıta yansıtılacak. Zam oranının açıklanmaması nedeniyle tedirgin diyor. Ne diyorsun Hasan abi? Bu arada bununla ilgili dur diye bir ilan var. Akaryakıtı pahalılaştıran her düzenleme halkımızı olumsuz etkiliyor. İlanı da verelim. Seyri sefer ruhsatları ödenemez duruma geldi diye yeni uygulamalarla pahalılık yaratılamaz. Seyri sefer sorununa çözüm bulunurken halkın, kurumların ve devletin ortak çıkarları gözetilmelidir. Seyri sefer ruhsatları ile ilgili çalışmalara her aşamada tam kapasiteyle katılmayı talep ediyoruz. Motorlu Araç Satıcıları ve İthalatçıları Birliği ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası hükümete çağrımızdır, acele etme dur diyerek
bu başlıkları... Tabii evet. Enteresan bir şey var burada değil mi? Ne o? Neyse bu konudan uzaklaşma hevesiyle olabilir. Evet. Yani hükümetler işte antaldır hiçbir şey yapmaz denilirken şimdi evet. Dur. Ama şimdi bir alelacele bir hareket var. Sanki... Onun için diyorsun. Yani evet. Hak veriyorsun yani bu dur çağrısına. Ya şimdi şuna çok rastladık hükümetlerimizde. Şunu söylemeye izin ver lütfen. Bir karar alınıp ardından bu kararın yarattığı komplikasyonları düşünmeden karar alınıyor. Ondan sonra da bu sefer bu kararı nasıl düzeltiriz diye kara kara düşünmeye başlıyorlar. Demek ki hak veriyorsun yani. Yani bu anlamda evet acele etme. Bütün işte konuyla ilgili sivil toplum örgütleri, konuyla ilgili odaları vesaireyi çağır. Onlarla konuş. Bunun geleceğini konuş. Yani 3 ay sonra, 5 ay sonra. Örneğin biz seçim ve halk oylaması yasasını değiştik. Kime sorduysak soru. Hiç kimse tam olarak ne olduğunu bilmiyor. Siyasetçiler de ona da el kaldıranlar yani. Ondan sonra sıkışınca da diyorlar ki ehli bir görelim işte aksilik eksiklik varsa düzeltiriz. Ya seçim böyle yasa mı olur? Oyun mu olur? Aynen. Ya seçim üstünden öğrenme mi olur? Öğrenme mi? Öğrenmek istesen okula git. Okula git. Bu bir deneme tahtası değil ki. Yani bu o anlamda acele etme dur. Haklısın bir yandan ikaz açısından. Yani hep şikayet ederiz hükümet çok yavaş ilerliyor falan filan. Bu biraz zıttı oldu gibi diyorsun ama bir anlamdan da doğru. Çünkü bir şeyi düzeltelim diye başka bir şeyi berbat edebilirsin. Evet. Haksızlık yaratabilirsin. O anlamda. Şimdi Havadis'in haberi ilginç. Evet. Yani ilandan önce. O hesaplama tam nasıl olmuş anlayamadım. Çünkü biraz da karmaşık galiba. Bir hesap uzmanı zaten yapmış. Yale Üniversitesi Financial Market programdan sonra ona tekrar bakacağım. Ama aynen yani o endişe piyasada var. Özellikle burada ifade etmiş miydim bunu geçen günlerde bilmiyorum ama özellikle iş araçlarında kullandığımız akaryakıt tabii ki onlar yoğun olarak kullanılıyor, tam gün çalışılıyor o araçlarla haliyle. Bu işte dağıtıcı firmalarının kullandığı araçlar olabilir, müteahhitlerin kullandığı araçlar olabilir. Zaten mesela müteahhitlerin kullandığı araçlar sevgili Cem, yürüme ruhsatından muaf. Yani böylece aslında yeni bir vergi geliyor. Şimdi yani buradaki tabloda... düşünüyoruz. Bak şunu söylememe müsaade et, tablodan ayrı bir şey bu. Yani biz zannediyoruz ki sadece binek araçlar var. Ve diyelim ki binek araçlarımız için işte bir vergi ödüyoruz yürüme ruhsatı için, seyri sefer ruhsatı için. Ve o akaryakıta yansıtılacak. Tamam, çok güzel. Bunu konuşmuştuk burada da daha önce. İşte yılda 500 lira, 1000 lira, 1200 lira, 1500 lira neyse aracımıza göre vergi veriyoruz. Bunu bir defada vermek bizi zorluyor. Dolayısıyla biz bunu 5 kuruş, 10 kuruş olarak her yakıt aldığımız zaman vereceğiz. Şimdi o değil mesele. Tablo bunu anlatıyor zaten. Onu ama söyleyecek. O tablo bile bütünü anlatmıyor. Çünkü şu anda yürüme ruhsatından muaf olan araçlar var. Ama onlar da yakıt kullanıyorlar. Nasıl kullanıyorlar? Yakıt kullanıyorlar. Mesela iş araç, eskavador yakıt kullanır değil mi? Tamam o da şey yapacak. Ama o şimdi seyri sefer ruhsatı yok onun. Neyi var? Yok. İş aracı duru yok. Tamam. Traktörün yok. O da biçerdöverin yok. O da ödeyecek işte bir şekilde. Tamam o da ödeyecek. Dolayısıyla bu o kesimler için yeni bir vergi demektir. Akaryakıtın pahalılanması demektir. İlan da zaten buna dikkat çekiyor. Yani sen diyor toplayamadığın bir vergiyi başka bir yoldan giderek alacağım hesabıyla hareket edebilin. Ama o yolun üstünde neden olacağın gazaları da düşün bir. Tamam. Yani bu diyor. Bu problem olabilir. Şimdi burada tabloyla ilgili ben bir inceledim Hasan abi. Olay şu. Tamam, örnek anladım. Bir tane küçük örnek vereceğim sadece. Tablo diyor ki meraklar Havadis'ten bakabilirler. Aylık yakıt tüketimi üzerinden ilerliyor. 250 TL yakıt tüketiyorsan ayda diyor. Ve senin yıllık seyri sefer vergin daha önce 300 TL ise diyor. Eğer diyor %5 zam yapılırsa, vergi zammı olursa yani seyri seferden dolayı %5 olursa sen diyor 300 değil 150 ödeyeceksin. Yani o daha az ödeyeceksin. Daha az ödeyeceksin diyor. Yani sana bu kadar yansıyacak diyor. %10 yapılırsa eksi TL demiş. Buraları anlamadım. Öyle devam ediyor. Örneğin sen diyor... İçeride büyüğü var. He, 2250 TL ödüyorsan ve yıllık seyir seferin 2400 TL ise yıllık
%5 yapılırsa 2250 TL para ödemiş oluyorsun diyor. Yani sen anladın ve bana anlattın ve ben de bunu anladım. Ben okurken anladığımı hissettim, sonra anlamadım. Şimdi açıklamaya çalışırken anlamadığımı anladım. Tamam, dolayısıyla. Tamam, neyse, sonra bakalım buna. Şimdi geldim bu bana köyünden. Aynen öyle. Tamam. Ama yani ilk anlamış gibi hissettim. Yani kendimi. Şunu demek istiyor bence, senin anlattığından ben anladığımı söyleyeyim. Söyle. Zam oranına göre iş şekillenecek. Tamam. Senin tüketimine göre şekillenecek. Eğer yani hani ben bu parayı toplayayım diyorsan, yani bütün olarak aldığımı alayım diye bir zam oranı, yüksek bir zam oranı korsa hükümet bu akaryakıtın üstüne, bu defa hem daha küçük arabalarla çalışanlar, işine yetişmeye çalışanlar vesaire artı ve dediğim gibi benim biraz önce onu da ekle. Çünkü o bir hesaptır. Bir de işin sosyal tarafına bak. Benim dediğime bak. Şu anda bu vergi kapsamında olmayanlar da daha yüksek ödeyecek, yüksekse. Hadi küçükse onu belki biraz absorbe edebilirsin. Tamam, kolaya kaçalım ve söyleyelim. Altta yazanı okuyalım. Diyor ki aylık 250 TL yakıt parası harcayan ve 300 TL seyri sefer ücreti veren bir vatandaş, seyri sefer için akaryakıtın litresine %15 zam yapılması durumunda bir senede mevcuttan 150 TL daha fazla vergi vermiş olacak diyor. %15'te daha fazla verecek diyor. %10'da? %5 ve %10 arası çok makul diyor. Eğer diyor akaryakıta yapılacak zammın %5 ile 10 arasında kalması halinde mevcut seyri sefer ücreti düşük olanlarla yüksek olanlar da kazançlı çıkacak diyor bu işten. Zammın %15 ve üzerine çıkması halinde bu vatandaşa olumsuz yansıyacak. Yani eğer %5 ile 10 arası atıyorum %6 yaparsa devlet bu zammı, herkes bundan mutlu. Yani seyri sefer için %6 zam. Demek ki şimdi bizde 3,5 TL civarında olduğunu düşünürsen yakıtların, tamam? Evet. Yani 350 kuruş litresi olduğunu düşünürsen, yani bu 30, bu olursa rakamın 15-20 kuruşta kalması gerekiyor. Dün yapılan zam kadar. Ha, şimdi gelelim ona. 15-20 kuruş. %5 olsun. 17 idi dün dizele. 17 kuruş, tamam. Şimdi gelelim ona. Şimdi bir de bunun başka tarafı vardır. Siz bu akaryakıtı ne kadar pahalılaştırabilirsiniz? Şimdi işte bir süredir dünyada ham petrol fiyatları düşük seyrediyor biliyorsun. Ama dün birdenbire uyandık ve dediler ki bize, bizim basınımız, gazetecilerimiz, hükümetimiz, bu akaryakıt birimi, Tarım Bakanlığı'na bağlı bir akaryakıt birimi var. Petrol ithalatçılarımız, akaryakıt ithalatçılarımız, bir sistem var. Ve bu sisteme göre dediler bize, benzine 12 kuruş, euro dizele 17 kuruş litresinde zam oldu. Sorduğun zaman hafta, yani gün içerisinde bu otomatik olarak işte Akdeniz'de aldıkları bir datayı, veriyi aldıkları yerler var vesaire. Akdeniz'deki petrol piyasasındaki rafine edilmiş, ham petrol değil bu. Yani, rafine edilmiş petrol ürünleri piyasasındaki artıştan kaynaklanan bir şey. Şimdi biz bunu otomatiğe bağladık. Eni konuda çalışıyor. Elektriği de hani buna benzer bir şey yapacaktık. O böyle tam çalışmadı. Bu çalışıyor. İşte 15-20 günde bir, bilmiyorum tam şeyini, 3 kuruş 5 kuruş zam geliyordu veya 3 kuruş 5 kuruş ucuzluk geliyordu, hatırlayalım. Biz de buna alışmıştık. Artık bunu takip etmiyorduk bile. Sertimizde verir misin? Şimdi dün birdenbire 17 kuruş arttı. Artış geldi. Demek ki biz bu akaryakıt fiyatlarıyla öyle şimdi düşüktür gibisinden düşünerek çok da oynayamayız. Yarın ne olacağı belli değildir. Daha tehlikeli günler de bizi bekleyebilir. O zaman sen bu vergiyi nasıl toplayacaksın akaryakıtın üstünde? Durmadan yani akaryakıtı kullanılmaz hale şimdi getirecek kadar yükseğe çıkabilir. Şimdi işte şey, bir arkadaşım egzajüre ettiydi. Şeyi merak ediyorum, sorayım. Mesela şimdi dedi ki %7 zam seyri sefer için akaryakıta %7 zam yaptım. Mesela oldu rakam 3.50 değil de 3.75. Şimdi her yıl böyle zam mı yapılacak yoksa? Yok, o kısım. O kısım artık fon olarak içinde. Tabii o, ben öyle anladım. %7 zam yapılacak. Dolayısıyla %7 değil aslında. Belirtmesi lazım bu kadar kuruş.
diye yani, düşünüyorum. Ya da Hasan abi. Ben demesi lazım ki ben mazotun, dizelin litresinden, euro dizelin litresinden 15 kuruş seyri sefer harcı alıyorum. Fon için alıyorum. Tamam, ne olursa olsun o diğer oynayan kısmı var. O işte otomatik o oynayacak, o 15 kuruş sabit kalacak. Anladım. Yani aksi takdirde yarın yani o fiyatları çok çıkarsa benim yürüme ruhsatımda mı çok artmış olacak? Bilmiyorum ne yani düşünüyorsunuz. Işte %7, hükümet. %10 mesela bir dilim koyarsa o tehlike var. Tabii o tehlike var. Ben öyle algılamıyorum. Yani her para artacağında mesela dünkü gibi arttı ya. Arttı bu para, da artacak. Ha, eksildi bu da mı eksilecek? Bu da mı artacak, bu da mı eksilecek? Bak mesela onun için dur demek ki doğruymuş. Yani bak biz iki dakika bir muhabbet yaptık. Bak, kaç tane sorun bulduk. Çıktı. Evet. Yani vergilendirilmemiş alanın sorununu bulduk, miktarı bulduk. Ben başka bir şeyden söz ediyordum burada. Onu tamamlayayım. Şimdi mesela güneyle bir rekabetimiz var ister istemez. Çünkü özellikle binek araçlarda insanlar haftada bir güneye de gider. Yani şimdi eskiden güneyden geliyordu bize araçlar, benzin alıp gidiyorlardı. Şimdi bir öyle ara mi? Bir ara öyleydi bizim düşükken. Ondan sonra şimdi onlar, hala daha düşük olduğumuzu onlar biliyorum. Onlar bizden düşük yani oldu. Yani bu zamma rağmen az, çok az ama Hasan abi, çok az. Tamam, ne kadarsa. O yüzden değmez yani, hani gelsin gitsin. Eskiden ama çok büyük fark vardı. Sonra Rumlar buna göre önlem aldı, Güney Kıbrıs, ve fiyatı düşürdü. Yani bizimle orada bir denge var. Tamam, şimdi bu şeyden sonra, bizim zamdan sonra, peki onlar da zam yapacaklar bilmiyorum. Biraz ikisi de etkiliyordur sonuçta. Rafineri, petrole gelen zam vesaire üzerine. Yani varil fiyatı üzerinden gidiyorlar ya, öyle değil mi? Hı-hı. Neyse. Şimdi dünkü bilgilerime göre şey yapayım, arkadaşların bilgilendirmelerine suya geçeceğim, göre. Seni göndereceğim çünkü bak vakit kalmıyor. Tamam. Bunu şey yani tamam. Şu anda hala daha aşağıdayız. Mesela Euro dizelde ki artık arabaların bile çoğu dizelle 3.20 TL oldu bizde. Dizel kalmadı zaten artık Euro dizel. Tamam, onun için onu okuyorum. Motorun yok. Güneyde yani. 3.82 söyleyeyim. Ya gitmesinler bağlı şey alsınlar. Ha, söyle abi. Tamam. Güneyde şeyde, pahalı yani gitmeyin. Mesela 95 kurşunsuz 95 bizde şimdi 3.39 oldu. Zamla beraber güneyde 3.89 evet, yani 50 kuruş fark var. Önemli bir fark. Diğerinde de 60, özetledim abi. 60 kuruş. Hasan abi bak konuğumuz. Tamam, niye yani dinlesin insanlar seni? Dudu Hanım hoş geldi. Tamam işte söyledik, fiyatlar yüksek dedik. Rum tarafı tamam. Hala bizde yüksek. Bu rakam yüzdelik dilim işte yüksek oranda seyri sefer için zam gelirse petrole, Rum tarafından da pahalı olabiliriz. Dilime göre. Artık tamam. Dolayısıyla yani orada söyle bir şey olduğunu da, sınır olduğunu da, yani artışı gerçekleştirmek için bir bariyer var orada. Onu aşamayacağımızı da bu vesileyle en azından belirtelim. Öyle bir şey var abi. Yani orada bir kota var. En azından o var. Çıta var. Biliyoruz ki onun üstüne çıkmazlar. Aslında işte bak, dünya piyasasına ulaşmış olsan, değil mi Hasan abi? Buradaki fiyat dengesi de işte rekabet böyle bir şey. Fiyat dengesi de böyle kendi kendine şey yapabiliyor. Kendine çeki düzen verebiliyor. Yani öyle kafana göre. Açık ekonominin faydalarından söz ediyorsun. İzole olduğunda herkes kartel. Herkes istediği fiyatı koyuyor ama işte böyle olduğunda iş değişiyor. Şimdi diyalog mesela, bununla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Burada hani mal gidip gelme falan sorunu var ya, işte kotalar var. Mesela onlar da olmasa daha da bir düzenli şeye geçecek buradaki ekonomi. Onu da söyleyelim. Müthiş fikirler, diyalog gazetesini verelim arkadaşlar, diyalog manşetini. Diyalog böyle dedi yani. Belediyeler Birliği su konusunda komite istedi. Bakan Çavuşoğlu kaygıların yazılı bildirilmesini talep etti. Diyor. Bu arada içeriden de hani fotoğraflar vardı arkadaşlar. Onları da verelim bu su ile ilgili. Hasan abi, su ile ilgili fiyat konusunda dün biz de Sayın Benli ile konuştuk bu toplantıya katılmadan önce. O 58 kuruş işte hadi 65 kuruş olsun ama 2.30 kuruş değil. Elektrik de işte elektrik harcaması da 0.48 kuruşluk bir dilimi varmış elektriğin. Çünkü belli diyor yani. Açtın diyor konuta. Oradan harcayacak elektrik bellidir. O da diyor
bir ton su da 0.48 kuruşluk maliyettir diyor elektrik. Tamam, şimdi problem şurada. Sayın Bendi 0.48 diyor da evet. O 2.3 TL'lik maliyet içerisinde 1.5 TL'nin elektrik olduğunu söylüyor DSE'yi uzmanları. Ben de öyle dedim ona. O da dedi ki hayır dedi, 0.48 bizim çalışmamıza göre de 0.48. Bizim çalışmamıza göre dediğinde Sayın Bendi, o zaman kendisine şu soruyu soruyorlar. Sizin yaptığınız hangi hesap tuttuydu zaten şimdiye kadar? Yani bak şimdi meydana çıkıyor ki suda esas problemimiz kayıp kaçakmış. Bu kadar zaman biz bunu bile bilmiyorduk. Farkında değildik yani. Ya, yani çalışan bir sistem yaratabildik mi ki şimdi o maliyetleri, o kayıp kaçak oranlarını veya dikkate alalım? Yani kusura bakmasınlar, referansları tamam değil. Yani bu kadar zaman ve üstelik mesela şey diyen arkadaşlar, yani biz yaparız, biz ederiz diyebilen arkadaşlar, yeni şirketler kuran, yeni fizibilite raporları hazırlayan arkadaşlar, geçen hafta biliyorsun eğer ki su 2.3'den bize verilecekse bir an önce hemen su işleri dairesine devredelim su sistemlerini demeye başladılar. Batarız demeye başladılar. Maaş ödeyemeyiz demeye başladılar. Yani kusura bakmasınlar. Onun için yani bana sen zaten suyu işte 58 kuruştan verirsen senin maliyetin budur ısrar edecek ve ondan sonra o kendi bütün maliyetlerini nasıl hesaplıyorsa koyarak 4-5 liraya çıkararak vereceğim ben diyorsa ben bu hesaba zaten nereden şey yapayım? Mesela şeyin dedi 6.5 liraya mal olacak diyor. Kimin dedi? Şimdi ben onu ikna oldum. Kayıp kaçak yüzünden. Eğer 2.3'e alırsan ama 2 ton su alıp 1 ton su fatura ediyorsan senin bir sattığın 1 tonun maliyeti 4.6 demektir. Eğer 2 lirada senin kendi maliyetin varsa 6.6 demektir. Senin maliyetin de personel maliyeti. Ya nedir? Onu sen niye 2 diyorsun kendi maliyetine de, örnek veriyorum. Başkasının maliyetini 58 kuruş diyorsun. Sana da birisi diyebilir ki kardeşim niye 2? 2 değil. Bu kadar personele gerek yok. Bu sen zamanında yatırım yapmamışsın. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki bu konu, bak bir dikkatimi çeken husus da bu. Dünkü toplantıdan sonra çıkılıyor. Yani geliniyor arkadaşlar. Laf, laf, laf. Tamam. Kesin veriye dayanan rapor yok. Veri yok. Kayıp kaçak oranları belediyelere göre maliyetler, yani suyun 2.3'lük maliyetinin üzerine eklenecek diğer maliyetler yok. Sayın Bakan diyor ki bize bunları yazılı getirin diyor. Gidiliyor geliniyor. Yani bu kadar zaman ne iş yapılıyor? Şimdi mesela benim dikkatimi çeken... Tamam, bu soru budur. Bir şey daha bu var. Kadar zaman vazifesini yapmamış, kayıp kaçağını gidermeyi bırak, onu netleştirememiş ne olduğunu, maliyetini netleştirememiş, su hesaplarını belediyenin hesapları içerisinden ayrıştırmamış mesela. Tamam, ne diyeceğim daha ben bu durumda? Şimdi, bu durumda en akıllı sözü Sayın Ahmet Bendik bu toplantıda, dünkü toplantıda değil, daha önceki pazartesi günü yanılmıyorsam yapılan toplantıdan sonra söyledi. Ben de bunu destekledim. Hükümetin elinde de şu anda bugüne kadar yılda harcadığı 50 milyon TL vardır. Bu su maliyetlerinden satılacaksa bu 50 milyon TL kullanılmayacak demektir. Bu 50 milyon TL'yi de kullanarak hükümet bu işi bütünlüklü olarak ele alsın. Su işleri dairesi üzerinden bu işi yönetsin. Bir miktarda halka yansıtmamak için sübvansiyon... Dün konuştuğumuz konu vardı ya, su işleri dairesine belediyeler eğer devrederse bu sorumluluğu, yani halka su dağıtma sorumluluğunu sorduk. Personeli devretmekten bahsediyorlar belediyeler. Tamam, personeli de devretmek istiyorlar. Tabii. Tamam, ya etüt edilsin, edilmesin demiyorum. Yani su işleri dairesine... Yani su bölümleri kapanacaksa belediyelerin... Haliyle bu bir problem olacak. Yani belediyeleri, kalsın bu personel aldınız, batırın belediyeleri, ödeyin ve personel parasını hiçbir iş yapmadan diyecek halimiz yoktur ya. Yani hükümetin de bunu diyecek hali yoktur.
Bunlar etüt edilmesi gereken şeylerdir. Ve Sayın Bakan Nazım Çavuşoğlu bu nedenle zaten bunların raporunu istiyor. Değil mi? Yani bu veriler ortada yok. Şimdi yani bakanın elinde yoksa bu veriler biz zaten burada ahkam kesmemizin manası yok. Tamam. Ama burada dikkat çekilecek olan bir husus varsa niye sürekli geç kalınıyor bu konularda? Niye sürekli geç kalınıyor? Şimdi zaten sorun orada. Yani bu kadar geç kalmış olan bir sistemin temsilcileri sonra çıkıyor diyor ki maliyet budur, şudur budur. Mesela, bu halk niye inansın bu rakamlara? Şimdi mesela Vadili Belediyesi diyor ki halkımız diyor 15 TL'ye su alıyor. Çok acil bu suya ihtiyacımız var. Biz hesabımızı yaptık. 3,5-4 TL'ye diyor vatandaşa bu suyu satabiliriz. Şimdi onların belki şebekeleri tamamdır. Çünkü onlar daha küçük belediyeler. Beyarmuda diyor ki akıllı sayaç taktık. Her şeyimiz hazır. Bu nedenle 3 belediye var orada galiba. Dün onlar da gitmişler. Paşaköy, Meclise, Vadili, Beyarmudu. Evet. Onlar da işte Paşaköy, Vadili, Beyarmudu. Beyarmudu. Aynı hattın üstündedirler. Evet, 1600 akıllı bilmiyorum. Sayaç taktık diyor Beyarmudu. 1600 akıllı sayaç taktık. Her şeyimizle hazırız. Biz bu suyu 3,5 ile 4 TL arasında vatandaşa ulaştırabiliriz. Yeter ki su gelsin, her yer kurudu diyor. Tamam. Yani Nazım Çavuşoğlu da bu işlere baksın artık. Yani isteyene hemen vermenin yollarını bulsun. Ama burada bir şey var. Muhtemelen aynı sorun olacak. Mesela biz bunu konuşmuyoruz. Ya bugün Mausa Belediyesi'ne su eriştirme imkanımız yoktur. Mausa'ya yanlışsam Su İşleri Dairesi veya belediye başkanı düzeltsin. Mausa'ya su olsa da eriştiremeyeceğiz bugün. Hat yoktur. Hat patlaktır. Eski hattan gider. Ne kadar? En önemli olan buradan ne kadar koyacaksın, oradan ne kadar çıkacak? Ben sordum, yeni bir hat çekilecekmiş. O zamana kadar eski hat kullanılacak. Eski hat kullanılacak. Düşünebiliyor musun sen? Yani şu anda hattımız yok. Ana hattımız. İkinci büyük kentimize. Şimdi bu üç belediye... Mausa'daydım abi, sular akmıyor. Arkadaşa gitti. Sular akmıyor diyor. Zaten su yok oğlum Mausa'da. Biliyorum da yani insanlar zor durumda. Hani sifona basamıyorsun yani o durumdalar. Bayağı kötü yani. Ha, tamam. Şimdi bu üç belediyemiz, Beyarmudu, Vadili ve Paşaköy, bize su verin hazırdır diyorlar. Eğer aynı hat üzerinden alıyorlarsa... Yeni Boğaziçi de aynı şeyi söylüyor. Tatlısu da onlarla da konuştuk. O yüzden muhtemelen söylüyor. Onlara da yani biz hazır suyu ulaştıracak hattımız yok. Verin artık suyu diyorlar yani. Anlatabildim durumumuzu. İsteyene dediğin çok doğru. İsteyene nasıl vereceğini araştırsın sayın. Ki bu arada bu belediye başkanları şunu da söylüyorlar Hasan abi. Biz diyor ki... Belediye meclisi olarak kararımızı aldık. Biz bunu zaten ilettik diyor. Yani biz hazırız. Tamam. Bu arada şeye de dikkat çekmek istiyorum. Yani o noktaya geldik ki diyalogda. Bak diyalogun başlığını tekrar verir misin Mustafa? Yani müthiş fikirler. Ben mesela baktım bugün. Ya nedir bu Reşat Akar'ın dediği dedim içimden, tamam. Müthiş fikirler. Ne fikridir bu falan dedim. Hı. Yani ve dalga geçiyor yani Reşat. Haksız mı? Haklı. Haklı. Yani anlatabildim mi? Yani artık absürt bir duruma geldi yani bu iş. Anlatabildim mi? Onun için yani belki bu bölümün sonuna geldik. Haklı. Yani kendi kendimizle dalga geçer duruma geldik. Biz daha rapor, daha veri, daha şey ve bir de tartışma. Yani maliyet oydu buydu tartışması. Bak sana çok enteresan bir şey söyleyeyim mi? Diyor ki biz suyun hemen verilmesini istiyoruz. Bunu talep ediyoruz diyor Vadili Belediyesi. Bunun için buraya geldik diyor. Yani biz bunu konuşmaya geldik. Ama onlar çünkü komite üyesi değildiler. Tamam. Dün meclise gittiler. Tamam. Tamam, komite üyeleri vardı. Onlar da orada olunca herhalde gazeteciler soruyor siz burada ne arıyorsunuz diye. Onlar da diyorlar ki biz su almaya geldik. Biz tartışmanın tarafı değilik. İstemeyik yani biz tartışma. Biz su istiyoruz diyorlar. Evet. O üç belediye başkanı. Mecliste bulunma nedenlerini, yani buraya bunun için geldik demelerini böyle izah ediyorlar. Yani bize bir su şey, verin. Yalnız çarpıcı bir şey daha var. Belediyeler Birliği'nin aldığı karar vardı ya, su komitesi. Bak ne diyorlar. Su komitesinin ilgili bakanlıklarla yaptığı görüşme Belediyeler Birliği'nin yönetim kurulunu bağlamıyor.
Belediyeler Birliği karar alarak su komitesi oluşturmuştu. Yani canım demek zaten yani yetki belediye meclislerinde ayrı ayrıdır. Tamam? Yani ister bu komite ister Belediyeler Birliği ne karar alırsa alsın. Evet. Bu bir yerde temas ederek olayı netleştirmek, görüşleri ortaya çıkarmak, hükümetin bir veri sahibi olup da işte biz bu şekilde bu suyu size verebiliriz. Belediye meclislerinin yani üzerinde çalışacakları karar tasarılarını belki etkileyecek çalışmalardır bunlar. Nihayet de yetki belediye meclislerindedir. Şimdi bu, Mosa'dan misafirimiz var. Ona Duda da Hanım, suyu sorarsın. Duda Hanım geldi. Duda Hanım'la çok da beklettik kendisini. Duda Hanım, Hasan abiyi yollatacağım. Sizle baş başa program yapacağız. Hasan abi olursa siz konuşamazsınız çünkü. O yüzden ben onu öyle halledeceğim. Hasan abi. Değerli izleyenler, Sayın Dudu Cumaoğlu'lar konu olacak Cemil Cumaoğlu biraz Kültür önce. Derneği başkanı. Hep birlikte olacaktık. İşte Lefkoşa, bak trafik sorunumuz da varmış. Mausa Lefkoşa arasında, Mausa Girne arasında Lefkoşa'da biraz sıkıştılar. Dolayısıyla program akışında bir değişiklik oldu. 24. Gazi Mausa Çocuk Festivali Düzenleme Komitesi Başkanı'dır Dudu Hanım. Hı hı. Mausa Kültür Sanat Derneği galiba değil mi? Mausa Kültür Derneği. Mausa evet. Kültür Derneği Başkanı'dır aynı zamanda. Mausa Kültür Derneği'nin Mausa Gazi Mausa Belediyesi'nin desteğiyle düzenlediği bir festivaldir bu. Çok ses getiren bir festivaldir her sene. Zaten evet. 24.sü. Şu an ekran, böyle evet. Sürekliliğe, kalıcılığa imza atmak önemli bir şey. Kolay bir iş. Kendilerini değil. Bugüne kadar bu işe emek veren herkesi belediyede, dernekte, halkta, çeşitli zamanlarda belki farklı sponsorları olmuştur onlara, geçmiştekilere de teşekkür ediyoruz. Ve az sonra siz Dudu Hanım'la sohbetimizi yapacağız. Söyleşecekler. Ben size iyi bir hafta sonu diliyorum. Kanal Şirketler Grubu ve Ermataş Limited'in sunduğu Bakış Açısı sona erdi. Canlı. O benim bir yeğenim.